Efendim Balbocaya Show'a hoş geldiniz. Her cumartesi akşamı olduğu gibi bu cumartesi akşamı da Kanal 23 ekranlarında sizlerle beraberiz. Çok değerli iki konuğum var. Hemen kendilerine öncelikle hoş geldin diyoruz. Sayın Zülfü Demirtaş. Hoş bulduk efendim. Çok ani oldu. Elazığ'a geldiniz. Değerli Ahmet Hocam'ın Kanal E'de bugün hayırlı olsun bu arada. Eyvallah, teşekkür ederim. Programa katıldınız. Duyar duymaz biz de Ahmet Hocamızdan rica ettik. Bizi kırmadınız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Böyle bir programa davet ettiniz beni. Çok sağ olun. Nasip de varmış demek ki. Evet. Öyle diyelim. Sayın Zülfü Demirtaş, Sivas Kültür Bakanlığı korosu, ses sanatçısı, değerli büyüğümüz, hemşerimiz. Estağfurullah. Ve Sayın Ahmet Yüce. Evet. Ahmet Hocam, programınız hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Nasıl geçti ilk program? Yani ilk çekimimizdi bugün. Biraz gergindik. Aslında uzun sürdü. Biraz da 6 saat falan. Biraz hassas davrandık. İyiydi, evet. Bakalım inşallah. Hayırlısıyla devam edeceğiz. Neler bu yapıyorsunuz bu aralar Sayın Hocam? Vallahi ben Ankara'daydım zaten yaklaşık bir 3 yıldır. İşte 6 ay falan oldu Ankara'dan döneli. Şu anda Devlet Kültür Bakanlığı Klasik Müziği Korosu'nda misafir sanatçı olarak görev yapıyorum. Onun haricinde de... Misafir sanatçı, yani sözleşmeli bir sanatçı bizim. Sözleşmeli, evet. Tamam. Onun haricinde bizim... Yani gidip yiyip içip gelmiyorsunuz. Yok. Biz o anlamda bildiğimiz için yok. Seyircilerimiz yanlış anlamasın. Ben her gün koroya gidiyorum, çayımı kahvemi içip geri dönüyorum. Yok öyle değil. Tamam. Ya öyle misafirlik değil. Biz orada nefes tüketerek misafirlik ediyoruz. Onun haricinde bizim güzel bir derneğimiz var. Musiki Derneği, Elazığ Kültür ve Musiki Derneği. Evet. Orada faaliyet yapıyoruz. Meşk günlerimiz oluyor. Öğrencilerimiz var. Beraber oluyoruz. Böyle Elazığ'da... En güzel şekilde. Tekrar hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ederim. Sayın Zülfü Demirtaş, değerli üstadım, siz neler yapıyorsunuz diye bir soralım. Valla ben 21 yıldır Sivas'tayım. Bir 7 ay gibi İstanbul'a bir tayin oldum. 2009 yılında. Hanım istemedi, geri döndüm tekrar Sivas'a. İşte bizim her ay periyodik konserlerimiz var. Önemli kararları yenge hanım herhalde. Biliyorsun her tarafta İçişleri Bakanlığı geçiyor. İşte dış görevler var. Onlara gidiyoruz. Hemen hemen Türkiye'nin her yerine yaz sezonunda gönderiyorlar bizi. Bunun yanında diğer korolara solist sanatçı olarak katılıyoruz görevlere. Çalışmaların dışında da yine bizim bir Rıfat Kaya abimiz var Sivas'ta. Büyük, evet, bir arşivci. Taş plak arşivi var. İşte o taş plak dünyasına giriyoruz. Çok duymadığımız güzel. Veyahut duyup da ilk ağızdan duymadığımız ilk ağızları dinliyoruz. Böyle bir günlerimizi geçiriyoruz orada yani. Çok güzel. Sevgili seyirciler, hem yarışma bölümümüz için, şans kovanı bölümü için, hem de değerli konuklarım, değerli sanatçılarımız Sayın Zülfü Demirtaş ve Ahmet Yüce Hocama sormak istediğiniz veya söylemek istediğiniz şeyler varsa arkadaşlarım ekranda numaraları veriyorlar. Bizi rahatlıkla arayabilirsiniz. Bir eserle başlayalım isterseniz programımızın müzik bölümüne. Elimi sana verdim. Şeyse ben de okuyabilirim yani niyetiniz yoksa. Biz bugün bu anı saatlerce yaşadığımız için... Yorgunluk da var tabii, çok büyük bir yorgunluk. Yani tabii 6 saat biz programdan, çekiminden geliyoruz. O yüzden şimdi sen oku ben oku muhabbeti bugün çok oldu. Asıl yorgun olan benim. Yani yoldan gelen benim dinlenmeden. Şimdi biz bugün sanat müziği okumadık gündüz. Hep böyle Urfa, Kerkük, Elazığ okuduk. Evet. Şöyle bir sanat müziğiyle açış yapalım. Çok güzel olur. Şöyle yüzam pişman olur da bir gün diyelim Zülfü abi. Ali Cem'den şöyle küçük ne bir isterse. Taksim alalım. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, dönersen bana geri. (Gülüyor)
Gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri, çalmadan gir içeri. Kapım açıktır, çalmadan gir içeri, çalmadan gir içeri. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet, iki değerli sanatçı hocamızın sayesinde programımız bu akşam kulaklarınızın pasını silecek. Değerli müzisyen arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyelim. Tek tek isimlerini de hemen ben İbrahim. Enstrümanımız ritim. Zilli tef. Ne güzel. Zilli zilsiz. Tamam. Ut. Bahattin Yüksel, konservatuvar son sınıf öğrenci. Nereliyiz? Elazığ. Alicem. Klarnet ve kemanda. Burak'cığım rahatsız oluyor musun? Ben biraz yakınım sana. Benim rahatsız olmam lazım aslında. Tehlikeli biraz. Arkamda sürekli gidip yani geliyor. Şimdi evet, sapık kameramanlar tabii. Evet. Aslında bizim şimdi Bahattin'le çok bizim, biz Konya'daydık geçen sene. Ramazan ayında Zülfü abi, ben, Bahattin bir ekiptik. Ahmet Yenilmez var, sinema oyuncusu. Evet. Ahmet Yenilmez'le beraberdik, bir ay program yaptık. Şimdi bizim çok maceramız var orada. Eğer ilk olacaksın programımızda, belki bir tanesini anlatırız. Bahattin izin verirse. Vallahi merak etmedik de değil aslında. Vallahi. Dört erkeğin macerası nasıl olur merak ediyoruz yani. Efendim, üç erkek mi? Dört değil. On üç erkek. On üç, hayır. Sekiz. Beş erkek, bir yerde kalıyorduk. Beş erkek, ama bir büyük bir ev tabii. Ev kaç oda? Altı oda. Altı oda. Beşten fazlaydı ya. Ya ben beş diyorum abi. Ne beşi kardeşim? Sekiz, yedi mi? Sekiz kişi miydik? Yani herkese bir oda düşüyordu. Öyle kameraman dahil herkes. Ama maşallah, maşallah. Yani Elazığ dayanışmasını orada da birbirimize yok, sarılarak... Yok, Elazığ'da sadece üç kişiydik. Biz diğerleri Ordulu. Dört kişiydik. Fatih de vardı. Vallahi merak ettik yani, o maceraları tamam, istiyoruz. Tamam, anlatacağım ben. Sevgili yönetmenlerime rica edeyim, Mustafa ve Doruk, telefonlar almaya da başlayalım. Sayın Üstadım, Elazığ dışından Elazığ'a bakınca nasıl görüyorsunuz son dönemleri? Şimdi kültürel açıdan, siyasi açıdan, şehirleşme açısından nasıl görüyorsunuz? Benim gördüğüm dışarıdan, yanılmıyorsam Elazığ yerlileri göç veriyor. Yani göç gidiyor, bir taraftan da göç alıyor. Evet. Göçü de doğudan alıyor. Doğudan. Ama yerliler de Elazığ'ı terk ediyor zannedersem.
Bu da kültürel anlamda kayıplara... Kayıplara, yozlaşmaya evet. gidiyor. Üzücü aslında. Maalesef Sivas'ta da aynı durum var. Sivas'ta göç almadığı halde bayağı Türkiye'de en fazla göç veren illerden biri. Elazığ'da hem göç alıyor hem göç veriyor. Göçü yerliler maalesef veriyor. Bunun yanında da dışarıdan, gerçi onlar da bizim vatandaşımız, bir sözümüz yok onlara, ama Elazığ'ın yerlileri burayı terk etmemesi gerekir. Ya malını satıyor, mülkünü, emlakını satıp gidiyor. Evet. Gördüğüm bu. İkincisi, şimdi bir trafik karmaşası var gördüğüm kadarıyla. Müthiş yani, bir de şu Çayda Çıra kavşağından dolayı mı artık neyse bilmiyorum. Biz dün otobüsten geldik, mahalle aralarından girdi. Tabii. Bu ne zaman çözülür bilmiyorum. İnşallah düzelir. Kültürel açıdan baktığımız zaman da demin dediğimiz gibi dışarıdan gelen insanlarla birlikte bir kültür yozlaşmasının içine de giriyoruz. Burada derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarına büyük iş düşüyor. Bu kültürü gelecek nesile taşıyabilmeleri için çok özveriyle çalışmaları Kesinlikle. Gerekiyor. Bizim işimiz musiki olduğu için musiki konusunda özellikle derneklerde konservatuvarımız var. Devlet koromuz var. Bunların bu işe çok önem vermeleri lazım. Yeni nesil bu kültürle yetişmesi lazım ki gelecek nesile doğru bir şeyler taşıyalım. Tamamen katılıyoruz. Efendim bir telefonumuz var. Alo, iyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi günler. Akşam efendim. İyi programlar. Sağ olun. Şu anda pencereden dışarıya baktığınızda gündüz müdür, gece midir, onu bir soralım. Özür dilerim, heyecandan. Heyecanlı olmayın efendim, biz bizeyiz. İsim nedir? Rukiye Kılınç. Efendim? Rukiye. Zülfiye, benim dişi versiyonu isim olarak. Rukiye mi? Benim değil o zaman. Evet. Rukiye Hanım, yarışma için mi aradınız? Evet, yarışma için aradım. Bir numara söyleyiniz bize efendim. 7. Emin misiniz? Evet, eminim. Yaş kaç? 16. 16, ne güzel. Heyecan var mı hala? Çok. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Hayır canım, ne münasebet. Tamam. Elazığlı mısınız? Evet, Sivriceliyim. Sivriceli. Evet. Hangi köyü? Merkez. Sivrice Merkez, tamam. Hediyeniz burada, Rukiye Hanım. Evet, şu anda sizi izliyorum. Görüyor musunuz beni? Evet, görüyorum. Tamam. Bu hediye bize kalsın. Ben size farklı şeyler önereceğim. Tesettürlü müyüz efendim? Evet, tabii ki de. Efendim, eşekliğimi mazur görün. Tahmin edemedim yani. O açıdan. Özür dilerim ya, çok heyecanlıyım. Böyle karşıda kendi sesimi duyunca... tuhaf oluyor. Efendim, insan kendi sesini duyunca heyecan yapar mı? Ya deli misiniz siz? Efendim, normalde eğer bu mantığınız doğru ise normal hayatınızda bakkaldan ekmek alırken bile heyecanlanmanız lazım. Kendi sesinizi duyacaksınız çünkü. Ya hem sizi çok seviyoruz, sürekli izlediğimiz için böyle... Öyle yani... desene canım, kendi sesimi duyunca heyecanlanıyorum. Şimdi bakınız Rukiye Hanım, size Eşarp Sarayı'ndan bir şal vereyim, sırtınıza atın, olur mu? Hı hı. Tamam. Müzikle aranız nasıldır? Çok iyi. Çok iyi. Yaren müziğe göndereyim sizi, orada bir de enstrüman için kurs alın. Hangi enstrümanı seviyorsunuz? Hiçbirini. Müzikle aranız nasıl, çok iyi? Ben dinlemeyi seviyorum, çalmayı sevmiyorum. Öyle mi? Tamam. O zaman size şal veriyorum ve Akademi Spor'dan pilates topu veriyorum efendim. Zarf ya bize kalsın. Ya pilates topunu ne yapayım? Efendim? Elazığ spor forması bana verin. Tamam, size Elazığ spor forması da veriyorum. Tamam. Böyle bir de askı ver olsun, Elazığ sporlu. Efendim, hafta sonları evinize temizliğe de geleyim mi? Olayı netleştiriyoruz. Size bir şal veriyorum Eşarp Sarayı'ndan. Akademi evet. Spor'dan Elazığ Spor'un atkısını ve beresini veriyorum. Evet. Zarf bize kalıyor, tamam? Tamam, öyle olsun. Tamam. Ne kaybettiğinizi öğrenmek ister misiniz?
Efendim? Ne kaybettiğinizi öğrenmek ister misiniz? İnşallah kötü bir şey değildir. Böyle üzecek bir şey değildir beni. Efendim kararınızı verin. Verdiğim hediyeleri mi alıyorsunuz, zarfı mı? Bilmem ki. Neyse sizin verdiğiniz olsun. Evde kimler var? Onlara bir danışın isterseniz. Değerli sanatçı abilerimize soralım mı? Sorun sorun. Böyle pek sanatçıya da güvenin yok gibi senin ama tedirgin oldun yani. Soralım mı? Sorun sorun, evet. Sayın üstadım, zarfı mı alsın arkadaşım? Efendim? Ben şu anda teyzemlerdeyim. Böyle şans eseri değişirken gördük. Başlamış diye. Yahu hem her hafta izliyorum diyorsun, hem şans eseri denk geldik diyorsun. Ya yok, ben evde izliyorum, buradaydım. He, anladım. Tabi beni teyzelerde izleyince daha farklı çıkıyorum ekranda. Sayın hocam, zarfı mı önerirsiniz yoksa verdiğim hediyeleri mi? Valla ben sebep olmak istemiyorum. Çünkü kötü bir şey veya beğenmediği bir şey çıkarsa kırılmasın. Tamam. Bence şansını dene. Sayın hocam. Vallahi ben de hep şansını denemesinden yana olduğum. Değerli müzisyenlerimiz. Evet, zilli tef çalan arkadaşımız bile şansını denesin diyor. Karar sizin efendim. O bile yani. Tamam, biz şansımızı deneyelim. Efendim, zarf mı hediyeler mi? Zarf. Son kararınız mı? Sonuna kadar. Hangi kameraya gösteriyoruz? Umarım pilates topu değildir. Efendim, pilates topu deyip geçmeyin. Ebru Şallı dünya para kazanıyor o toptan. Benim ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Hazır mıyız? Hazırım. Buyurun efendim. Bu ne ya? Fatih Örek pilates topunun versiyonu. Fashion mağazasından, Eva Fashion mağazasından çok kaliteli bir bayan bluz kazandınız. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam, iyi akşamlar. Teyzenize selam söyleyin. Aleyküm selam, onların da size selamı var. Ellerinden öpüyoruz. O kadar da yaşlı değil. Kapatın telefonu. Suratıma kapatsaydınız. Efendim, o benim fantazim. Siz kapatın suratıma. Yaptı, şaka yaptık ama. Değerli hocam. Aramızda olmanız bize onur veriyor, gurur veriyor. Estağfurullah. Ve o güzel sesinizden de bir eser rica ediyoruz. Ne okuyalım ya? Tamam, Allah'a. Çok değil okuyor. Çalar da çalar. Ben de klasik okuyorum. Ben... Sen klasikler oku. Ben de demin Murat Bey diyordu hiç Kanal 23'te epeydir senden Elazığ dinlemiyoruz. Evet. Ben Elazığ okuyorum. Çok güzel olur. Evet. Harika olur. Orada da Sayın abiden Suat... Hasan dinliyorlar bizi. Tanıdıklara, sevdiklerimize ne gönderelim? Yok canım, bırak sen de ya, bu şaka bir şey de İbrahim'e gazalım. Hüseyin'i okuyalım mı? Hüseyin'i çok çıkalım. Güzel olur. Çok güzel olur. Re. Cevrine
yazık oldu, yazık bu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Başıma toplandı hacı hocalar, tabutum kaldırsın gençler kocalar. Yazık oldu, yazık bu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana cevrine. Yazık oldu, yazık bu genç ömrüme, bilmem şu feleğin bana kastına. Çok güzel. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ahmet Hocam, evet, canlı program mı daha cazip gelir size, yoksa bugün yaptığınız gibi, tabii ileride canlı programa, canlı yayına geçme durumumuz da var, ama hangisi daha cazip? Vallahi şimdi aslında yürek ister ki canlı, yani ben şundan da yanayım aslında, belli bir sıra mesela, belli bir düzenle program biraz şöyle diyeyim, tek düze oluyor. Hı hı. Mesela sizin şöyle sohbet şeklinde, işte içinizden ne geliyorsa öyle daha bir halkın hoşuna gider bence. O yüzden ama ilk programımız olduğu için, yani formatı da tam oturtmamız açısından özellikle... Bir de çok sazla kullandığımız tabii için 11 yani parça, Elazığ'da pek alışkın değiliz yani, biz televizyon programlarında. Tabii ki. O yüzden şimdi yani bir de mesela hücum kayıt diyoruz biz. Mesela işte Züfa abi okuyor, hemen bütün sazlar birden eşlik. Öyle yapmıyoruz yani, biz şey dediğimiz, partisyon dediğimiz... Mesela atıyorum işte Hüseyin İlk Türküsü okuduğun zaman önce bir kabak kemanı. Mesela Elazığ'da fazla alışık olmadığımız evet. ses. Veya bir mey. Yani bizim yöre sazları değil bunlar. Bunlarla da biraz böyle süslemeye, güzelleştirmeye çalışıyoruz. Çok onlar güzel. Da hani canlı yayında biraz risk taşıyabilir o tür partisyonları düzenlemek. Öyle yani, bugün öyle yaptık mesela. Bir defa, iki defa geçtik hatta. Ondan sonra kayda girdik. Ya memnun olmadık. Tekrar başa döndük. O yüzden 6 saat sürdü çekimimiz. Evet. Yalnız dediğim gibi yani canlı yayın tabii ki daha bir motive açısından. Hangi günler yayınlanacak söyleyelim buradan. Evet, pazartesi günleri. Pazartesi günleri Kanal E'de. Önümüzdeki pazartesinden itibaren yayına gireceğiz. Saat 21'de. 21'de. Tabii iki haftada bir, yani 15 günde bir program çekeceğiz. Çünkü bir arkadaşımızın daha programı var. Evet. Şey, pazartesi günleri Kanal E'de. Bölüştük yani, bir hafta ben, bir hafta arkadaşım. O yüzden bakalım, inşallah halkımız beğenir yani Elazığ halkı. Ben bir de şunu hayret ediyorum aslında. Yani bizim kültürümüz, bizim müziğimiz o kadar hem teknik olarak, nazari olarak, yani nazariyat açısından baktığımız zaman, hem böyle edebiyat açısından baktığımız zaman çok üstün bir müzik. Ama işte belki de yapılan yayınların kötülüğünden dolayı halkımız farklı bir şeye alıştı. Ya ben yani Elazığ bir yabancı... Piyasa müziği dediğimiz yani daha böyle evet. hem müziği hem sözü oldukça basite basit. İndirgenmiş. Evet. Onlar daha popüler gibi. Öyle. Bu da üzücü aslında. Yani çok üzücü. Şimdi bizim misafirimiz gelmişti yıl dışından, müzisyen. Çok iyi bir müzisyendi kendisi. Böyle oturduk, bir iki gün misafirimiz oldu. Hani radyo falan denk geliyor. İşte radyolar dinliyoruz işte böyle Elazığ. Ne bileyim yani. Ya şey dedi ki, ben de hayret ediyorum. Ya dedi, Elazığ'ın dedi bu kadar köklü bir kültürü varken. Dedi bu müzik nasıl dedi. Şimdi çelişiyorum yani, bu kültürden bu müzik nasıl çıkmış yani, bu eğer bunlarla Elazığ halkı, işte az önce değerli hocamın değil işte. Anlattığı sebepler buna çok evet. büyük tabii bir ki, etken tabii yani ki. Elazığlı gidiyor tabii, Elazığlı ki. olmayan geliyor. Yani o yüzden yerleşik kültür değişiyor yani. Bugün görsel basında bir atasözü var, ne ekersen onu biçersin.
Bugün ne veriliyor ise televizyonlarda olsun, işte internette olsun, tabii. Kendi yörenle ilgili, kendi musikinle ilgili programlar yapılmadığı müddetçe sen ne kadar engellersen engelle çocuğunu, çok en doğru. yakının çocuğu, o yine o popüler müziği dinlemek zorunda kalır. Ki biz hatırlıyoruz, bizim dönemlerde Yurttan Sesler diye bir program vardı radyoda. Evet. Tek eğlencemiz radyo, bir de evlerde olan gramofon veyahut işte pick-up gibi şeyler vardı. O Yurttan Sesler'i dinlemek için beklerdik ne evet. zaman, hangi günler yayın. Bizim nesile bakarsanız veyahut bizden büyüklere hep o türkülerle büyümüş tabii, insanlar. Tabii. Şimdi buradaki bu nesil neyle büyüyor? Evet, işte. Ondan bir yurttan de, olmayan seslerle büyüyor. Tabii, tabii ki. Şu da var. Şimdi bir de yanılmıyorsam bizde ozanlık geleneği bitmiş. Evet. Yani yeni türkü yakan yok. Yeni türkü besteleyen yok. Evet. İşte Allah her şeyi bir anda vermiyor insana. Kimine işte bana yorum ses de yorum vermiş. Kimine beste yapma, kimi şair, edebiyatçı. Beste yapma yeteneği olan arkadaşlarımıza da sesleniyorum. Yani yöre formatında, musikimizin formatında, belli zaten halk müziği formatında yeni yeni eserlerin tabii. yazılması lazım ki hem bu güncelliği yakalamak amacıyla hem de repertuarımızın, Elazığ repertuarının genişlemesi. Şimdi normal repertuarımıza baktığımız zaman bayağı küçük bir kitap. Bir Sivas'a gidiyorsun, şöyle büyük kitaplar, türküler. Evet. Biz de işte o bağlama dediğimiz, demin dedin ya kaba kemanı. Aslında biz şeyden geldiğimizi düşünün, Orta Asya'dan geldiğimize neyle geldik biz? Kopuz. Tabii. Değil mi? Bağlamanın tabii. hatası diyoruz. Burada saray kültürünün olmasıyla birlikte klasik sazlar da içimize girdi ama biz burada bağlamayı, bilmem neyi bıraktık. Hocam benim telefonun sesini kısayım dedim ama bu defa da çok özür diliyorum. Evet. Şimdi şeyde peki bunların çözümü var mıdır sizce Sayın Hocam? Yoksa bu böyle azala azala bizden sonraki nesillere şimdi herhalde çok minicik bir şey bırakacağız gibi. Ahmet'in demin yaptığımız programda da bir şey söyledim. Geçen Bakü Elazığ buluşması oldu evet, burada. Evet. Azerbaycanlı sanatçı Ehtiram Hüseyinov'la konuştuk. Şunu söyledi. Dedi ki bu sizin hoyratlarınız, gazelleriniz konservatuvarlarda öğretiliyor mu diye. Ben de yok dedim. Peki nasıl öğreniyorsunuz? İşte usta çırak sistemiyle veyahut evet. işte kasetten, banttan. Bizde dedi tam tersi. Bizde biz nota öğrenmeden önce hocamızla karşılıklı mugamı öğreniriz. Ben dedi 4. sınıfa geldim. Daha notadan fazla bilgim yok nota. Evet. Nazarı bilgim yok ama birebir dedi mugam öğreniyorum. Ve devletin başındaki İlham Aliyev başta olmak üzere diyor. Devlet başkanımız büyük bir teşvik, büyük bir destek veriyor. Şimdi evet. bizde de bu desteklerin olması lazım. Şimdi konservatuvar mezunu arkadaşlarımızın çoğu mezun olacak. Ahmet mezun, çoğu boşta. Evet. Ve bu dediğimiz yöresel musikiler de öğretilmiyor orada. Herkes kendi gayretiyle, herkes kendi yöresinden bir şeyler öğrenerek bu kültürü devam ettiriyor. Burada da derneklerimize de iş düşüyor. Yani musiki bence okul okuyarak öğrenilmez. Meşk yaparak, devamlı meşk yaparak ve geçmişte neler okunmuş, onları bilerek, takip ederek o sistemin içine girmesi lazım bu ülkenin. Doğru. Ama maalesef yok. Bizde Cumhuriyet Üniversitesi'nde şey var, müzik bölümü var. Hocalar halk müziği dinlemelerini, sanat müziği dinlemelerini yasaklıyor. Çok enteresan. Yani gerekli olarak ne gösterilebilir? Batı musiki, batı eğitimi verdiği için Türk müziği yasak. Evet. Yani böyle bir döngünün içindeyiz. İnşallah düzelir. İnşallah. Herkes kendi üzerine düşeni, biz yani müzisyen olduğumuz için bizim üzerimize düşen görev bu. Yani bir edebiyatçının belki farklı bir yükümlülüğü olur ama bizim de budur yani. Biz evet. doğruyu sunmak. Ya şimdi ben Elazığ Lisesi'ni bitirdim. Elazığ Lisesi'nin karşısında 70'li yıllarda bir tamirhane vardı. Hiç unutmam.
Orada da bir bakkal vardı. Bazen bir şeyler almaya giderdik. O tamirci bizi görürdü. Gel bakayım buraya. Buyur abi. İşte ey firak hile bir canan ciğerim kun ettim. Bu kimin gazeli? Size mi soruyor? Evet. Lise öğrencisi ama o zaman da lisede edebiyat dersleri çok iyiydi. Herkes Fuzuli'yi, Nedim'i, işte Şeyh Galibi, evet, bunların hepsini çok iyi biliyoruz. Ama maalesef o edebiyat çok kültürümüzden güzel de güzel bir örnek. Biliyoruz. Bak tamirci diyorum. Evet. Onlar biliyordu bunları. Şimdiki nesil maalesef. Ahmet Hocam, güzel bir eser daha dinleyelim mi? İlk tabii bölümün ki sonunda sizden. Vallahi tabii ki. Teşekkür ederiz. Zülfü abi Elazığ okudu, biz de bir tane Elazığ. Hadi bakalım. Zaman. Hadi bakalım. Meclisinde mail oldum diyelim. Yerimden. Meclisinde mail oldum ben bir kaşık karaya. Ben bir kaşık karaya. Semtinizde yok mu tabip merhem ede yaraya, merhem ede yaraya. Semtinizde yok mu tabip merhem. Başımı sevdaya salan bir ağabeyim var benim, bir paşa beyim var benim. Evlerinin önünde yar yar kara üzüm asması, kara üzüm asması. Beline kuşak bağlamış, o da acem basması, o da acem basması. Beline kuşak bağlamış, o da acem basması, o da acem basması. Buralarda yar sevenler Anadolu yosması, Anadolu yosması. Hangi bir derdime yanam, dağlar derdim var benim, çöller derdim var benim. Başımı sevdaya salan bir ağabeyim var benim, bir paşa beyim var benim. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Aslında bizim en büyük eksiklerimizden biri diyecektim, telefon gönderdi arkadaşlar. Efendim buyurun, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, kiminle görüşüyoruz?
Adım Sabit Yıldız. Ne iş yapıyoruz Sabit Bey? Ben Diyarbakır'da astsubayım. Ailemi ziyarete geldim hafta sonu. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Değerli sanatçı konuklarımıza sormak veya söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır efendim? Valla iyi ki varlar. Ben çok uzaktayım. Yıllardır hep gurbette görev yapıyorum. Anneleri çok seviyorum. Annem sürekli seyrediyormuş. Öyle tevafuk oldu. Hepsine çok selam iletiyorum. Allah razı olsun hepsine. Efendim Valide Hanım'ın da ellerinden öpüyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Bir numara söylemek ister misiniz? Vallahi şey olsun, 23 olsun, gakko olsun. Biz hep dışarıda 23'tir her şey. Evet. 23 olsun. Dışarıda 23. İçeriye evet, gelince yani ne oluyor? Hep gurbetteyiz. Efendim? Hep gurbetteyiz, hep 23 deriz. Evet. Tamam. Evet. 23 burada, hediyeniz burada. Şimdi efendim o zaman biz Valide Hanım bizi daha çok izliyorsa biz Valide Hanım'a bir şeyler verelim. Tamam, olur. Tamam. Yine Eşarp Sarayı'ndan bir şal verelim. Desen Eşarp Sarayı'ndan bir eşarp verelim Valide Hanım'a. Olur mu? Çok sağ olun. Size de dışarıda gururla giyebilmeniz için Akademi Spor'dan Elazığ Spor forması, Elazığ Spor atkısı, Elazığ Spor beresi. Aa, çok sağ olun. İnşallah Kakkoşlar da bu sene Bankasya'da gurur kaynağımızı inşallah bizi iyi yerlere getirecekler. Efendim tekrar edeyim. Elespor atkı bere forma size verdik. Valide Hanım'a da şal ve eşarp verdik. Eşarp Sarayı'ndan şal, desen Eşarp Sarayı'ndan eşarp. Valide Hanım beğenmedi herhalde. Yo çok beğendi. Hoşuna gitti. Allah razı olsun. Çok sizden sağ olun. Sizden de. En çok hangi türküyü... Bir şey varsa kutu isteyelim. Efendim dinliyorum. Kusura bakmayın. Valide Hanım bir şey söyledi efendim. Bizimle alakalı bir şey. Şalı söylüyor. Aklı şalda kalmış dedim. Şal geldi. Tamam benim kutuda güzel bir şey varsa kutuyu ver. Ben her hafta seni izliyorum. Annem. Anneciğim bakın her hafta izlediğiniz için hangi kamera? Sabit Bey. Evet dinliyorum hocam. 23 Elazığ'ın plakasıdır ama her zaman işe yaramayabiliyor. Olsun, sağlık olsun. Şimdi ben burada uyanıklık yapıyorum. Her hafta arayanlar şey yapıyor. 23'ü seçiyorlar. Hani Elazığlı ayağını ben hep boş koyuyorum oraya. Allah hayırlısını versin, sorun değil. Valide Hanım'a çok selamlar, ellerinden öpüyoruz. Çok sağ olun. Son bir soru. Gurbetteyken hangi Elazığ türküleri sizi daha çok etkiliyor? Vallahi ne olursa olsun Elazığ türküsü olsun da kürsü başı hep dinleriz yani. Ne bileyim Enver hocam. Eşarpımı istiyorum. Anneme tamam anne tamam. Efendim ben bir iki gün kullanayım vereceğim size. Efendim pazartesi vallahi günü. Vallahi gurbette Elazığ türküsü olsun da ne olursa olsun. Yani insan ben Diyarbakır'dayım. 2 saat uzaktayım. Yine de özlüyorum Elazığ. Tabii ki. Ne olursa olsun memleket evet. Bir başka. Memleket yalnız Sabit başka. Bey dikkat ederseniz biz Elazığ özleminden bahsediyoruz. Valide Hanım'ın aklı eşarpta kalmış. Pazartesi evet. Günü televizyonumuza gelirseniz hem arkadaşlarımız çay ikram ederler size. Allah razı olsun. Çok hem sağ de hediyelerinizi alırsınız. Çok sağ olun. Biz de gurbetteki tüm Elazığlılar olarak sizlere saygıyla selamlıyoruz. Saygı selam bizden. Sağ olun. Görüşmek İyi geceler üzere. Efendim. Çok sağ olun. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Evet, bu tarz Elazığ musikisini veya Türk sanat müziğini dinleyebileceğimiz, eşimizle, dostumuzla gidip dinleyebileceğimiz bir mekanımız da yok bizim Elazığ'da. Evet, Harput gibi bir beldeye sahip iken, Harput gibi bir kültüre sahip iken, en azından Harput'ta gidip bu tarz müziği dinleyebileceğimiz yerler olsun istiyoruz ama böyle bir sıkıntımız da var. Sayın Hocam katılır mısınız bilmiyorum ama. Doğrudur. Sadece ölülerimizi götürüp gömüyoruz. Maalesef. Harpta başka... Mezarlıklar şehri oldu Harput. Evet, öyle yaptığımız ya. Başka gerçi bir şey yok. Bu son çalışmalar biraz... Kalede özellikle yapılan kalede, çalışmalar. Şehre girişte, Harput'a girişteki o evlerin onarılması, evet. Tahirat görmesi. Güzel gelişmeler. Belki biz görmeyebiliriz ama ileride... Allah uzun ömür versin. O mesela. Cümlemize. Oradaki o evleri sanki böyle göz önüme geliyor. O eski resimlerde, o eski dükkanlar, şunlar bunlar... Vardı. Bizim dönemimizde mesela o Ulu Cami'nin bulunduğu bölgeler hep evdi. Ben evet. Hatırlıyorum yani o evleri. Bir anda nasıl böyle yıkıldı, nasıl gitti, o taşlar ne oldu, kayboldu, sahipsizlik gitti. Evet. Aynı bir benzeri de Palu yaşadı. Evet. Palu Kalesi, Palu'daki o yerleşim yeri de yandı, yer değiştirdi, bilmem ne oldu. En son o
Murat Nehri'nin kenarına geldi. Maalesef böyle dediğiniz gibi Harput, dışarıda Harput kültürü diyoruz, Harput anlatıyoruz ama dışarıdan biri Harput'u gezmeye geldiği zaman maalesef şey orada yöresel bir musiki de yok. Yok. Oradaki çalışan esnaflarımız bakıyorsun başka musikilerden örnekler sunuyorlar. Geçen işte arkadaşlar geldiğinde gittik. Ya diyordu biz şimdi hayal ettiğimiz gibi çıkmadı. Buraya geldiğimiz en azından o yöresel musiki dinleyebilir miydik diye böyle bir hayal içindelerdi ama maalesef bilmiyorum inşallah diyoruz hep, ama inşallah'tan da bu inşallah, iş olmuyor yani. Evet. Bir gayret olmazsa. Gayret olmazsa olmuyor. Evet. Ahmet Hocam. Evet. Ankara'da 3 yıldır kaldım dediniz. Evet. Son 2 dakikamız ilk bölüm için. Oradan şu bizim Konya hikayelerine bir girelim. Konya 2 dakika sığmaz. Anladım. 2 dakika sığmaz Bahattin hikayesi. Anladım. Anlattıktan sonra böyle hepimizin kanal çalışanları olarak bir uzun bir tatile gitme ihtimalimiz olur mu? Yani kanalın kapanma durumu falan? Yok. Yok. Sıkıntı yok. Tamam o zaman. Yok. Tamam. Efendim Yaren Müzik'le ilgili bugün Mustafa bir hazırlık yapmıştı sevgili yönetmenimiz. 30 saniyelik. Yaren Müzik'i bir izleyelim bakalım. Hazır değilse ikinci bölümde de izleyebiliriz. Efendim çok keyifli, güzel ve müziğe doyacağımız bir programın ilk bölümünü bitirmiş olduk. Yorgun argın geldi her iki değerli konuğumda. İkisine de bir kez daha teşekkür ediyorum. 10 dakika bir çay kahve molası vereceğiz. Sizler ekranlarınızın başından ayrılmayın ya da ayrılın. Yani yapacak bir şey yok. Çok, yani böyle sanki ben söyleyince yapacaklarmış gibi. Buna inananlar da var biliyor musunuz abi? Sakın kanal değiştirmeyin deyip programın sonuna kadar böyle programcıyı kastediyorum. Böyle salak gibi herkes hala beni izliyor diye. Rakiplerimiz ne var bugün Aykut diğer kanallarda? Sayın hocam bir ara şeyle yarışıyorduk. Neydi? Fatma Gül'ün suçu ne? Benim suçum ne? Kimse beni izlemiyor. Herkes Fatma Gül'ün suçu ne? Ondan yani önce de ben hep böyle erotik rakiplere denk geliyorum. Bir de Kıvanç Tatlıtuğ'un vardı. Yok ya Kuzey Güney değil ya. Aşkı Memnu. Evet. Efendim... Sizi seviyoruz. 10 dakika sonra görüşmek üzere. Çekin isterim beli dar olam, bir çekin isterim beli dar olam, bir çubuğu yeşil biri al olay, al olay, bir çubuğu yeşil biri al olay. Al olay.
Kadir Mevlam senden bir yar isterim. Kadir Mevlam senden bir yar isterim. Ölene dek o yar bana yar olan, yar olan. Ölene dek o yar bana yar olan, yar olan. Hele yar yar dinsiz yar, imansız yar, mürvetsiz yar. Hele yar yar dinsiz yar, imansız yar, mürvetsiz yar. Al hançerin vur sineme iki yar, iki yar. Gör ki benim derunumda neler var, neler var. Ceket isterim kollu yazmalı, bir ceket isterim kollu yazmalı. El ele ver meli sahra gezmeli, gezmeli. El ele ver meli sahra gezmeli, gezmeli. Kadir Mevlam senden bir yar isterim. Kadir Mevlam senden bir yar isterim. Topuğu hal halı burnu hızmalı, hızmalı. Topuğu hal halı burnu hızmalı, hızmalı. Hele yar yar dinsiz yar, imansız yar, mürvetsiz yar. Hele yar yar dinsiz yar, imansız yar, mürvetsiz yar. Al hançerin vur sineme iki yar, İki yar. Gör ki benim bu sinemde neler var, neler var. Ağzınıza sağlık değerli hocam. Evet, çok keyifli bir program, müzikle dolu bir program. Bal Böceği Show bu hafta böyle olacak. Bizler çok mutluyuz. Eminiz sizler de öylesinizdir. Bu okuduğumuz güzel eseri de içeride bana fırça atan değerli abimiz neydi ismi? Sahin Namlı. Sahin Namlı abimize bir yalakalık babında türküyü kendisine armağan ediyoruz efendim. Sağ olsun, var olsun. Tövbe, bir daha da Fatma Gül esprisi yaparsam artık. Geçiyoruz Konya'ya. Evet, Konya'ya geldik. Konya'ya geldik. Bahattin bakıyor hemen. Şimdi Konya'da iş için... Şimdi biz bir doğruyoruz. Ay boyunca Konya'da, Kanal Konya TV'de canlı yayın iftar programı yaptık. Ahmet Yenilmez'de. Sizin, evet. Yani format biraz daha böyle konuk tasavvufu, yani konuklar, hı-hı, falan. Biz de müzik yapıyorduk işte mahalli yöresel kıyafetlerle. Yani bir nevi orada Elazığ'ı böyle temsilen. İşte konuya gelelim. Şimdi hani ev ortamı, bir ay aynı evde kalınca insanlar birbirinden böyle hani kardeş kardeş anlaşamaz derler ya. Evet. Sıkıntılı oluyor yani. Sıkıntılı haliyle oluyor. Şimdi Bahattin de çok sıkıntılı bir arkadaş olduğu için Bahattin olunca daha bir sıkıntılar artıyor. Ne tür sıkıntılar? Mesela kalkmak mı bilmiyordu. Biz 2'de kalkardık. Artı söylemesi. 3'te prova alırdık. Bahattin 4'te kalkardı. Evet. 4.30'da servis gelirdi. Bahattin 5'te servise yetişirdi. Hep böyle şeyler. Zülfü abi de çok sinirlidir şimdi, böyle sakin durduğuna bakmayın. Yok canım. Yok ya, biraz kenar aç. Sandalyemizi biraz daha, bu defa ya, da de kemancı arkadaşın önüne geçtik. O daha tehlikeli. Ben Zülfü abiye de.
Neyse Zülfü Bey, bir gün işte böyle yine Bahattin Genç uyandı, prova yapıyoruz. Akşam yayın var. Konuk da Kadir Çöpdemir'di galiba bu akşam. Evet. Kadir Çöpdemir'in olduğu programda. Ondan sonra Bahattin Genç kalktığı şekilde geldi, uzun elini aldı, göz açık değil ama kapalı, prova yapıyoruz. Provayı evde mi yapıyorsunuz? Evde yapıyoruz, ha, tamam. Akşam da sahnede. Kalktığı şekilde geldi derken yani nasıl yatıyor gözlü, ki? Bir göz kapalı, bir göz açık, ha, tamam. O şekil böyle. Tamam. Çalıyor işte. Hani ben daha dekolte... tabii var. O kadarına girmiyorum. Neyse, biz tabii önceden çalışmıştık. Hani Bahattin'e gelmeyince Zülfü abi iyice sinirlerdi, katsayılar arttı. Bahattin gelince tabii bakıyor ki en ufak bir şey de çatacak. Bahattin ufak bir hata yaptı. O elini cümbüş var. Cümbüş fırladı Bahattin'e. Cümbüş kırıldı. Akşam yayın var. Neyse. Tabii Ahmet Dinilmez hayretler içinde bizi izliyor böyle odada. Olaylar oluyor, bakıyor sadece böyle bize. Sonra Zülfü abi dedi ki çıkmayacaksın dedi programa. Evde otur dedi, sen yasak dedi, gelmeyeceksin. O detayı Ahmet Dinilmez duymadı. Neyse biz atladık gittik. Yayına 15 dakika var. Ahmet Dinilmez tabii böyle bir döndü sazlara baktı ki boş. Evet. Mikrofon AKG duruyor, ut yok orada. Nerededir Bahattin? Zülfü abi de dedik ya dur bırak dedi, ben istemedim gelmesin falan. İyice tabii orada olay biraz daha şey oldu. O da biraz gerildi tabii haliyle. Arayın çabuk dedi. 10 dakika içinde buraya gelmezse ben de iptal edeceğim kökten. Televizyon programı da her şeydi. Neyse. Tabii arıyoruz Bahattin'i. Bu defa şimdi Bahattin havaya girer, gelmiyorum. Hayır abi. Havaya girmesi değil. Ha. Biz minibüsle çıktıktan sonra şimdi yerel kıyafetler giyiyoruz ya, Elazığ şalvar yele kuşak. Evet. Bahattin minibüsü koşarak takip etmiş. Konya caddelerinde düşün yani, Konya ana caddesinde elinde çıplak ut kılıf bile yok. Şalvar yelekle peşimize, minibüsün peşine. Koşarak geliyor. Biz telefon açtık dedi kapıdayım. Bayağı bir süratli o zaman. Tabii. O şekil Konya sokaklarında Elazığ kıyafetiyle ut elinde kılıfsız. Nasıl? Neyse geldi, yetişti programa. Bu defa dolmuş ağlayacak tabii yani, belli bir onun şeyi olacak. Neyse yayına girdik. Reji orada, araba canlı yayın arabası dışarıda, ikide bir haber geliyor. O adam niye ağlıyor? Adam ut çalarken ağlıyormuş, biz görmedik. Yani o gün öyle bitti, nasıl geçtiğini anlamadık tabii. İftarımızı açtık, Ahmet Denilmez dedi kalkın ayağa, bir barışın dedi hepiniz. Birden sarmaş dolaş, yani küs olmayanlara da sarıldı. Ben Zülfü abiye sarıldım, o bana sarıldı. Yani böyle bir maceramız oldu Konya'da. Çok keyifliymiş ya. Peki o günden sonra... Uyanma problemi oldu mu yoksa? Aynen. Devam, aynen, hiç devam. Değişiklik yok. Bu sene götürmüyoruz ama. Kars'a gideceğiz, bu sene götürmüyoruz ama. Çünkü bu sefer farklı şeyler olur. Evet, yani cümbüşle idare etmeyiz, daha farklı şeyler olabilir. Ama bu arada annesi duyuyorsa bizi, tamam abi yuttuk valla. İnşallah. Beddu ediyordur bize. Yamtarıma karıştın bunu. Neyim abi? Yamtar. Ne demek yamtar? Yamtar... Bu Nihal Atsız'ın bir kitabı vardı. Bozkurtların Ölümü Dirilişi diye bir, evet. O Göktürkler dönemini anlatan bir kitapta. Baba Yiğit bir Türk çerisinin, dört Çinliyle güreşen bir çerinin ismi, Türk çerisinin ismi. O ismi de Ahmet Yenilmez koydu ona. Var mı böyle Çinlilerle falan güreşmişliğiniz? Çinli bulsan güreşeceksin. Evet. Çinli bulman için erken uyanman gerekiyor biliyorsun. Efendim devam ediyor birlikteliğimiz. Çok keyifli bir muhabbet. Reklam arasına giderken değerli arkadaşım isim... İbrahim. Çok önemli bir uyarıda bulundu. Abi dedi sürekli zilli tef zilli tef diyorsun. Ben dedi aslında klarnet öğreniyorum dedi. Konservatuvarda okuyor kendisi. Nereye elini sokuyor? Evet, 18 yaşının altındakiler kapatsınlar televizyonu çünkü... Telefon mu var? Niye kalktım ben aya? Telefon mu var? Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biraz rahatsızım. Başım ağrıyor. Ya evet, hiç sormayın. Havalar böyle. Biz de hastayız ya. Ben de hiç iyi değilim. Sizin neyiniz var efendim? Ya böyle az üşütmüşüm de. Az üşütmüşsünüz. Ay şey gibi. Efendim böyle yemekten önce az çorba ister gibi, ya üşütmüşsünüzdür ya üşütmemişsinizdir. Ne iş yapıyorsunuz? Evet ya. Öğrencilik. Öğrencilik. Evet. Nerede bu öğrencilik? Lise, üniversite. Lise, Elazığ Gazi Lisesi. Elazığ Gazi Lisesi. Bir numara, evet. Söyleyin efendim. 22. 22. Doğum günüm. Doğum gününüz. 22 doğum günüm. Ne zaman doğum gününüz efendim?
Geçti, Şubat 22 idi. Şubat 22. Anladım. Evet. Hani umurumuzda olduğu için değil, öylesine laf olsun diye sordum. Sizin canınız sağ olsun. Kaç yaşına girdiniz efendim? Bayanlara sorulmaz ama. 17. Maşallah maşallah. Hediyenize bir bakalım ne kazanmışsınız. Aman 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 ne güzel. Ne kazandım? Hemen açayım mı zarfı? Bir şeyler sunsanız aslında. Bir şeyler sunsam. Ben mesela fikrimi söylesem. Tabii buyurun efendim, ne demek? Bir spor ayakkabı olabilir mi MP? Olabilir efendim, verdim gitti. Bugün cömertliğim üstünde, konuklarım var, pazarlık etmeyeceğim. Teşekkür ederim ya. Peki nereden alacağım? Efendim? Nereden alacağım? En yakın ayakkabıcıya gidip alabilirsiniz yani. Hanımefendi. Efendim. Bakınız, hani cömertliğim üzerinde dedim ya. Kutuların içerisinde Alfema Mobilya'dan baza var. Hürel, Skoda Hürel Otomotiv'den çeyrek altın var. Evliya Ol İletişim'den cep telefonu var. Onlardan birini isteseydiniz de verirdim ama siz ayakkabıya tav oldunuz. Hayır, cep telefonu. Efendim, Akademi Spor'dan size MP marka bir spor ayakkabı veriyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Ne kaybettiğinizi öğrenmek ister misiniz? İnşallah çok üzülmez. Arabanız var mı? Nerede? Eğer zarfa gitseydiniz olacaktı. Hadi canım, sakın. Hazır mısınız? Zaten spor ayakkabıymış. Öyle mi görüyorum, yanlış mı görüyorum? Efendim, Akademi Spor'dan Elazığ Spor'un atkı ve beresi yazıyor burada. Ha, Akademi Spor. Gazi Lisesi öğretmenlerinden rica ediyoruz, sizin üzerinize biraz daha eğilsinler. En azından Türkçe okumayı falan bir çözelim artık. Kocaman lise olmuşuz yani. Ya ben uzaktan görüyorum televizyonu, ses yankı yapmasın diye de sporu görünce ondan. Anladım. Peki değerli konuklarımıza bir öğrencilik olarak, genç bir beyin olarak güzel, evet, bir soru sormanızı rica edelim. Bakalım yeni nesil sanatçı konuklara güzel sorular sorabiliyor mu? Soramazsanız ayakkabıyı geri alacağım. Nasıl bir soru sorsam ki acaba? Ben sizin yaşlarınızdayken çok soru soruyordum mesela sanatçılara. Tabii o dönemler Zeki Mürenler falan vardı. Yani 60'lardan bahsediyoruz. Buyurun. Şimdi ben, tamam, ben öğrenci olarak soru soruyorum. Öğrenci olarak. Onlar lise yıllarındayken. Bir saniye. Hayır. Onlar çok ayıp. Onlar değil, değerli sanatçı büyüklerimiz. Değerli sanatçılarımız. Evet. Lise yıllarındayken en çok hangi dersi sevmiyordu? Ama. Bu muydu efendim soru? Çünkü ben matematikte parabol konusunu hiç sevmem de. Efendim lisedeyken hangi dersi severdiniz? Sevmezdiniz. Hayır. Sevmezdiniz. Sevmezdiniz. Sevmezdiniz mi? Sevmezdiniz de. Müzik dersi de abi sende. Hayır canım, matematik. Matematiği sevmiyormuş, rahatladınız mı efendim? Ben matematiği çok severim ama parabol konusunu hiç anlamıyorum ya. Evet. Parabolü biz müzisyen arkadaşlarımız da sevmiyorlar efendim. Adam sırf parabol yüzünden zille tef çalıyor seni. Ne yapıyorsunuz? Neyse, Elazığ'ın ünlü doktoru olduğum zaman da muayene olmak için gelirsiniz yanıma. Siz mi doktor olacaksınız? Evet, ben. Efendim, daha zarfı okuyamıyorsunuz siz. Alo. Ama uzaktan gördüm. Tamam. İnşallah doktor da olursunuz. Evet. Tamam. Kapatalım mı telefonu? Tamam. Ayakkabımı nereden alacağım ya? Efendim, ayakkabınızı Kanal 23'e geleceksiniz. Çayda çırayı geçince, tabii çayda çırayı geçebilirseniz kavşak şeyinden dolayı. Diyelim önümü göze aldınız, geçtiniz çayda çırayı. Solda Carrefour mağazası var. Carrefour'un hemen arkası. Anladınız mı efendim? Evet, o kadarını anlıyorum. Tekrar edin. Carrefour'un arkasında. Ben 2 saat anlattım, siz Carrefour'un arkasında dediniz, bitti değil mi?
Şahidet Bey geçtikten sonra kartının arkasına. Tamam. Geçebilirsem tabii. Geçebilirsiniz tabii. Yardım alabilirim. Ne yapabilirsiniz? Yardım alabilirim. Yardım alabilirsiniz. Ya beni şu anda arkadaşlarım izliyorsa rezil oldum ya. Arkadaşlarınız izliyorsa? Rezil oldum bütün Gazi Lisesi'ne. Evet, o kadar ünlü müsünüz o lisede? Popüler misiniz? Tabii ki de adımız var okulda. Anladım. Tamam. Kimden yardım istiyorsunuz Şahidetçi Kavşağı'na geçmek için? Belediyeden mi? Belediye basmıyor bize. Ne? Anlamadım. Hanımefendi, okuma yazmanız zayıf, şimdi konuşmamaya da başladınız. Konuşmada da bir sıkıntı. Anlamıyoruz biz sizi. Tamam tamam, neyse. Öyle olsun. Allah belanı versin diyorsun. Ya, estağfurullah ya, lütfen. Hanımefendi, avizeyi mi yuttunuz? Ne yaptınız? Tıkana tıkana konuşuyorsunuz. Yok hayır, siz kendinizi rezide duruma düşüyorsunuz. Ben sizi sanki küçük düşürmüş gibi oluyorum. Yani bu konuşmanın sonucundan bunu mu çıkarttınız? Neyse, iyi akşamlar. Kendinize efendim? İyi bakın. Buradan en azı Gazi Lisesi'ne de selamlarımı gönderiyorum. Sınıfımı çok seviyorum. Sınıfınız da sizi çok seviyordur. Bundan kesinlikle eminiz. Hiçbir şüphemiz yok. Evet. Değerli hocam. Eyvallah. Bir eser de sizden. Evet. Şey okuyalım ya. Yeni formatta bir beste var. Bu son 2 yıl içinde falan da bayağı tutuldu. Elazığ türküsü diye geçti de tabii yani hani böyle bizim okuduğumuz yöresel tarzda değil. Baboş diye. Baboş. Çok güzel bir türkü. Evet, evet. Çok seviliyor. Oktay okumuştu herhalde değil mi? Sevgili Oktay YouTube'da okudu. Çok kişi okudu. Ama çok sevilen bir, programlarda falan bayağı istenen bir türkü. Onu okuyalım. Hadi bakalım. Eyvallah. Batı Sol. Harputlunun sevdasına baboş bir derdim var sorma, derdimin önünde durma. Kıyamet olsa dayanmaz harputlunun sevdasına. Senden gayrı
yok her işim. Ben bu gece çok içmişim. Ben içmeyeyim, söyle kim içsin. Ben bu gece çok içmişim. Ben içmeyeyim, söyle kim içsin. Baboş bir derdim var sorma, derdimin önünde durma. Kıyamet olsa dayanma, Harputlu'nun sevdasına. Baboş bir derdim var sorma, derdimin önünde durma. Kıyamet olsa dayanmaz, Harputlu'nun sevdasına. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Yalnız alkış istediğiniz bölümde sadece ritimdeki darbuka çalan arkadaş eşlik etti. Diğer arkadaşlar pek evet. Tınlamadı. Bilginiz cezalılar, olsun. Evet. Onlara bir ceza verelim. Bir de sevgili Zülfü hocamla ben. Eyvallah, eyvallah. Evet. Hocam peki Elazığ'a hangi sıklıkla gelirsiniz? 2 yılda bir, 5 yılda bir, 10 yılda bir? Yok, o kadar uzun değil. Bir kere yaz tatilinde, yani koromuz tatile girdiği zaman, çocukların da tatile girdiği bir dönemde geliyoruz. Çok güzel. Bir zaman işte 2 ay gibi uzun bir süre tatilimiz vardı. Tabii orada görev varsa gidiyorduk. Başkalarını sıkmak istemedik. Bu 15 güne, 1 aya, 20 güne böyle düştü. Tabii bu arada görevler oluyor. Tabii. Yani bu yaz ikinci mi üçüncü? Bu sene üçüncü gelişim buraya. Yazın yine geleceğiz. İşte sünnetler, yemeklerde bir düğünler. Değişiklik var mı hocam? Biz içindeyiz. Vallahi, bilmiyoruz ama dışarıdan geldiğiniz zaman bir 15-20 yıl öncenin yemekleriyle şimdiki yemekleri arasında. Şimdi ben Perizliyim. Sulu yemek arıyorum genelde. Maalesef bulamıyoruz. İşte şeye giriyorum. İşte Tunceli Karacı dediğimiz yer var ya, orada evet. Bir iki lokanta var. Sulu yemek falan yapıyorlar. Eskiden vardı her yerde. Şimdi fast food tarzı köfte, köfte, kebap, çiğ köfte, bir bunların hepsi de yasak bize. Peki ama zor olmuyor mu abi yani? Oluyor, şey o yemeyince de kan şekerimiz düşüyor. o birini yiyince de düşmüş fırlatıyor. O birini de yiyince şeker yükseliyor. Anladım. İşte zor. Zor vallahi. Cümbüş kimindi? Kendi cümbüşü. Kendi cümbüşünüz mü attınız? Hani şey var ya, attığınız taş ürküttünüz kurbağaya değdi mi sorusu var, yani cümbüş gitmiş. Bilmiyorum valla, değdi mi? Değdi mi? Değmedi mi? Ne oldu ki, bir şey değişmedi. Bak, tabii sen ne söyleyeyim şimdi bu canlı yayından bir şey söyleyeceğim. Olmuyor. Neyse, Kars'a bırak abi. Yantar. Kars'a bıraksın. Kars'a yok, Kars'a götürmüyoruz. Tamam, gelmiyor muydun? Pardon. Kars'ta ne var? Yine aynı Ramazan etkinliği Ahmet Yenilmez'le beraber. Anladım. Kars Belediyesi ile. Orada da yine televizyon programı. Kesin kararlı mısınız? Çünkü biz Bal Böceği Show ekibi olarak takip edeceğiz. Kars'a götürecek misiniz, götürmeyecek misiniz? Belli değil. Ya şimdi Yantar'ın Bahattin... Yantar. Bahattin ne kadar da kızdırsa bizi... Bir de şey, yani sempati bir yönü var. Ne kadar kızsam 5 dakika sonra pişman oluyorum. Evet. Sevdiriyor da kendini. Nasıl? Ne yapıyor? Sinirliyim, o anda kızmışım kendisine, geliyor abi bir sigara ver. Siz bir daha abi eğer... param yok falan para. Eğer Bahattin'le çalışacaksanız hani cümbüş, ud, bağlama, bunları ziyan edeceğinize yanınızda bir sopa falan bulundursanız en azından maliyetten yani doğru kısarız biraz. Doğru. Gerçi biraz uslandı gibi. Değil mi? Evet. Şimdi biz program bitince bir de sevgili Bahattin'den helallik almak zorunda yani... kalacağız. Çünkü bayağı bir doğru. Direkt ona yüklendik. Doğru. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim abi, sizler nasılsınız? Sağ olun. Kiminle görüşüyoruz? Ömer Turan abi. Ömer Turan. Ha Ömerciğim, merhaba, evet. Nasılsın?
Allah razı olsun abi, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Baban nasıl Burhan abi? Hamdolsun abi, idare ediyoruz işte, nasıl olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Çok şükür. Şimdi sevgili kardeşim, bende şey var. Züz hocam, av hastalığı var. Her pazar işte sezon açıksa keklik tavşan avına gideriz. Ömer ve babası da benim av ekibimden, aynı ekipteyiz. Doğru mu Ömerciğim? Evet abi, doğrudur. Ama ben bir şey vuramıyorum biliyorsun. Niye insan bir estağfurullah abi, dünyanın kekliğini vurdum filan der yani. Abi şey, Allah'tan Osman abinin tüfeğiyle gittin de son dönemde bir tane vurdun, yoksa onu da vuramıyordun abi. Allah. Osman abinin tüfeğini de çamura düşürdük. Evet abi vallahi. Tamam. Ömerciğim bir numara seçer misin? Abi sen tercih ettiğin bir numara yok mu ya? 24. 24 olsun abi, tamam. Ama kutular 23 tane. Farkındayım abi, biliyorum. Tamam. 4 diyeyim abi. Bir kutu seç bakalım Ömerciğim. 4 diyeyim abi. 4 dedin ve 4 numarayı açtık. Şimdi avdan filan bahsetmişken sevgili Ömer'in babası Burhan abimiz de av köpekleri filan hastalığı var. Lakin şöyle bir detay var. Asla erkek köpek beslemiyor. Dişi köpek. Bunun sebebi nedir? Bir babana sorar mısın Burhan abiye? Niye hep dişi köpek besliyor? Abi ben de çok sordum da cevabını alamadım vallahi. Niye gülüyorsun peki? Peki niye gülüyorsun yani? Ya. Mesela gece vakitli vakitsiz baban, ya ben bir köpeğe bakayım aç mıdır susuz mudur diye yanına girip çıkıyor mu? Abi güvende bırakıyoruz ya, o kadar da değil yani. Köpek besliyorsak yani bahçede değil. Anladım, tamam. Şimdi dişi köpek besliyor. Ava gittiğimiz zaman da diğer arkadaşların da erkek av köpekleri falan oluyor. Adam yanında koli bandıyla geziyor. Yani Burhan abi cebinde koli bandı. Efendim abicim. Bence fazla ileri gitme abi. Yok, daha gideceğimiz kadar gittik. Daha tek kaldığımız pozisyonlar doluyor yani. Vallahi gideceğimiz kadar gittik artık. Şimdi Ömerciğim, zarf burada. Evet abi. Bu arada Burhan abi izliyor mu bizi? Yok abi, uyuyor. O uyuyor, gece köpeğe bakmaya falan gidecekti, erken yatıyor. Evet Ömerciğim. Efendim abi. Şey yapalım sana, ne önerelim bakalım. Şöyle bir halı tablomuz var şurada. Ben kendimi tezgahtar gibi hissettim şimdi. Şurada çok güzel bir halıdan yapılmış bir tablo var. Çayda Çay Yayıncılık'tan. Bunu verelim sana. Dinliyor musun Ömerciğim? Dinliyorum da abi, şey, zarfımı açtırsak. Ha ya, pazarlık yapmayalım mı? Hele bir pazarlık ada oturak hele bakak hele. Tamam. Halı tabloyu veriyorum sana. Akademi Spor'dan kaliteli bir MP marka spor ayakkabı veriyorum. 2. Tamam abi. Tamam, sen bilirsin. Yeter abi. Ben bir de alayım abi. Bir de babana bir dişi köpek hediye edecektim ama kabul etmedin. Ne kaybettiğini öğrenmek ister misin? Efendim abi? Sen beni dinlemiyorsun herhalde. Dinliyorum abi. Ne kaybettiğini senin öğrenmek ister misin? İşte karışıyor ya. Tamam. Ne kaybettiğini öğrenmek istiyor musun? Öğreneyim abi. Bakayım ne kaybettiğini. Hemen açıyoruz. Verdiğimiz hediyeleri aldın. Şah avizeden üçlü avizeyi kaybettin. Bir şey olmaz, sağ olasın. Ama çok güzel hediyeler verdim ben sana. Evet abi. Köpeğinizin ismi neydi bu arada? Sam. Sam. Baban evet, mı koydu abi bu ismi? Yo, aldığımız adam da önceden koymuştu ya. Şimdi bizim ekipte... Abi, şimdi ben aslında çok değerli sanatçılarımın yanında av köpeği muhabbeti yapmak da bir saygısızlık oluyor ama biz ava gittiğimiz zaman Burhan abi asla köpeği yanından ayırmıyor. Dişi ya. Haklı yani. Beslemesin, erkek köpek beslesin. Şimdi bizi dinleyen Murat Bey'in odasında Suat Bey var ya, o da avcı. O da mı avcı? Var mı köpeği? Ona da gidiyordur. Yani. kesin bizi döver bize ver Suat abi yani. Fatma Gül'den sonra bir de... O Sayın Bey. Sayın abi. Bu... Ha Sayın abi. O biri Suat. Anladım. Yani her bölümde birinden ayrı ayrı fırça yerim diyorsunuz yani. Ömerciğim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar abi. Teşekkür ederim. Değerli hocam, güzel sesinizden
Ne okumak istersiniz bu arada? Reklam arasında Karsan bayisi Yıldızlar Otomotiv'den Halis Yıldız Beyefendi aradı. Selamları var size. Aymışım, selam. İbrahimiye okuyacak mı dedi. Benim İbrahim diye bir konuğum yok dedim. Yani Elazığ kültürüne çok da hakim olmadığımı orada açık ettik. İbrahimiye çok pahalı ya. O ya, gazel 6 saat gerçekten 6 saat formatımıza yok yok. Şimdi bizim 6 saatlik çekimler bu müjdeye yarar İbrahimiye okumamız. O yüzden haklı vallahi Zülfü abi. Anladım. Şimdi o İbrahimiye gelince Sayın Bey var ya demin fırça atan. Evet. O da Nevruz Gazel istiyor. Bence onu okuyalım. Çünkü Halis abi uzakta, onun yanına bir daha gideceğiz mi 5-10 dakika sonra yani. Ne arzu ediyorsanız, bize ne dinletmek ya isterseniz. Ya ben uzun hava okumayayım diyeyim ya. Siz ne arzu ediyorsunuz? Formata göre gidelim. Tamam. Murat Bey mesela şey istemişti, Ahçık diyordu. Evet. Murat Bey tamam, bir Ahçık. Ahçık'ı okuyalım. Evet. Şeyde Hasan Taydaş'a da yazmış. Hasan Taydaş'a da yazmış. Hasan Taydaş'a da yazmış. Re yapıyor. Re mi? Mi. Mi. Ya bir ses eksik söyle. Hepsi mi yoksa? Hepsi mi? Hepsi mi? Tamam, siz hariç işte, tamam. Aslında o akordu vardır biliyor musun? Tabii ritim. Düm'ün de bir akordu var. Düm neye çekiliyor? Nasıl? Yeyah mıydı galiba? Çağrı öyle bir şey çekiliyordu. No. Kudüm mesela yalnız, bir... Kudüm'de. Bir saniye hocam hemen. Bir mi alabilir miyiz ritimden? Öyle yok. Niye? Hayır, kudüm. Kudüm var yani tasavvufun musikisinde. Kudüm'de var akord. Davulcu Ramazan'ı bilirsiniz evet, burada. Evet. Davulcu Ramazan bir kart basmış. Davulda isim yapmış. Notada nam salmış. Notada bilmem ne adım atmış. Büyük Üstad Davulcu Ramazan Güngör. Kendi adına. Dedim ki sen çalamıyorsun. Sen def, ritim mesela şeyi çalamıyorsun. Çalarım dedi ya, nasıl çalamam? Çal dedim. Dedi seni isminle bile çağırırım. Çağır dedim. Ritme vurdu. Ta 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 ta. Ne dedim bu? Zülfü gel. Sen öyle bir şey yapamazsın. Evet. Evet, Ahçı'yı alalım. Ahçı'yı alalım. Civan o akçı.
Vardım kiliseye baktım haçına. Vardım kiliseye baktım haçına. Mayıl oldum arkandaki saçına. Aman saçına, civan saçına. Mayıl oldum ardındaki saçına. Aman saçına, civan saçına. Gel seni götürem İslam içine. Gel seni götürem harput içine. Serimi sevdaya salan o akçik. Aman akçik, civan o akçik. Aklımı başımdan alan o akçik. Aman o akçik, civan o akçik. Ağzınıza sağlık. Şimdi değerli üstadımı dinlerken ben Kurtlar Vadisi ekibini bir dönem çok eleştiriyordum. İlk yayınlanmaya başladığı dönemlerde, çünkü çok izlenen bir dizi ve dizide fon olarak kullandığı müzikler hangi yöreye aitse gerçekten patlama yapıyordu ve Karadeniz kullanıyorlardı. Son dönemde de işte Mamuş bu arada kerpiç üstüne onlara da yaptıklarında teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eleza bu katkılarından dolayı. İkinci bölümü kapatmadan, daha doğrusu ikinci bölümü müzikle kapatalım. Bir eser de sizden. Tamam, hareketli bir şey okuyalım. Tamam. Mendil işte yolla diyelim. Hadi bizim. Bakalım. Söyle, bak söyle yapalım. Olay hudu değişiyor. Evet, iki ayrı biz. Ama kırma. Evet. Anlamaz beçare. İçine çüt elma koy, içine çüt elma koy, birini dişle yolla diler yar. Haldan bilmez ne çare, geçti ömrüm ne çare. Haldan bilmez ne çare,
söz alamaz beçare. Diyar, 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 yar, haldan bilmez ne çare. Söz anlamaz beçare. Sana dil verdim ise yık da harap etme dedim aman. Kebap etme dedim ya. Thank you.
Gez de zevkıyla afifaney. Dedimse sana ben aman. Aman. Aman rukaba bezmine gir. Şarap et mi dedim yar kaba bezmine gir nuş şarap et mi dedim meded aman. Bak şu güzel köylüye, işte o kız Nürperi. Bak şu güzel köylüye, işte o kız Nürperi. Toprağıyla oynamış belli güzel elleri. Toprağıyla oynamış belli güzel elleri. Böyle midir hep acep köylülerin dilberi? Böyle midir hep acep köylülerin dilberi? Düştü gönül aşkına, terk edemez bu yeri. Düştü gönül aşkına, terk edemez bu yeri. Ağzınıza sağlık değerli üstadım. Evet, Hayrettin Karakaya abimiz İzmir'den Elazığ'a şu anda gelmiş, bizi izliyor. Hayrettin Karakaya abimize, Sinan Yılmaz ve Sayın Yaşar Bozdoğan'a da armağan etmiş olalım. Çünkü sizden bir türkü istemişlerdi. İkinci defa sizi yormamak için Beleş'e hemen bunu zaten okuduk. Eyvallah. Hediye edelim gitsin. Ve hemen mikrofonu değerli Ahmet hocamıza. Bakalım bize ne okuyacak? Biz ne okuyalım? Tamburan Rebaboğlu diyelim biz de aynı yerden. Suna gelin. Şimdi bizim Ali Öner, Ali abi, o da mahalli sanatçımız. Evet. Az önce aradı da arada. Suna gelin onun eseri, kendi bestesi. Evet. Ali abinin eserini okumuş olalım. Buradan da Ali abiye sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Evet. Batı sol. Evet. Ali abi. Ben hafta içi 5 gün efendim 23'te program yapıyorum. Evet. 16'dan sonra 16-17 saatler arasında mahalli müzik çalıyoruz. Evet. Şu cihazla bilgilenelim. O mahalli bölümde Ali Öner abimizden oldukça eserde evet. Çalıyorum ben yani. Yani şimdi kendisi de biraz rahatsız aslında. Evet, geçmiş olsun inşallah, diyelim. Ali abiyi de biz kendi programlarımıza da inşallah konuk edeceğiz de kendisine ayrıca şifalar diliyoruz. Amin. Evet. Evet. Yapalım o zaman. Ali abiye armağan olsun. Thank you.
gördüm zülüflerin tel tel örmüş al yanakta benler gördüm goncalaşmış suna gelin al yanakta benler gördüm goncalaşmış suna gelin vay suna gelin suna gelin suna gelin suna gelin dargın mısın bana gelin küskün müsün bana gelin hayran olam sana gelin vay suna gelin suna gelin suna gelin suna gelin dargın mısın bana gelin küskün müsün bana gelin hayran olam sana gelin vay. Aşka düştüm bile bile felek koymaz yüzüm güle çok bekledim sunam gele gelmedim ki bana gelin çok bekledim sunam gele gelmedin ki bana gelin ay suna gelin suna gelin suna gelin suna gelin sın bana gelin küskün müsün bana gelin hayran olam sana gelin vay suna gelin suna gelin suna gelin suna gelin dargın mısın bana gelin küskün müsün bana gelin hayran olam sana teşekkür ediyoruz sayın hocam ağzınıza sağlık. Efendim Bal Böceği Show'da her hafta Halis Yıldız abimiz Dile Gel Harputum köşesine eski türkülerimizi, çok sevdiğimiz türkülerimizi video klip haline getiriyor. Şimdi az önce de kendisi geldi, bıraktı bize yayınlamamız gereken bu bölümün video klibini. Yalnız 7,5 dakikaymış. Bizim de süremiz değerli konuklarımızla daha fazla geçirmek istediğimiz için sadece 2-3 dakikasını ben Doruk'tan rica edeyim. Bakalım bize nasıl bir sürpriz yapmış. Yandırdığın çerağı medet ama
aman aman, aman aman aman, yandım. Alkışlayalım değerli üstadımızı. İbrahim'i okumayın Cazif abi. Şimdi şey geldi. Çok yorgun, çok yorgun olduğu yani, için evet, değerli hocamız evet. Halis Yıldız abimiz de istemişti, hani rica etmişti. Sanatçımız yorgun olduğu için zor bir eser evet, ve uzun bir eser. Hemen 5 dakikada evi de televizyona yakın. Böyle menemen yapar gibi hemen videoyu hazırlamış, getirmiş. Halis teşekkür Yıldız, ediyoruz. Halis sürpriz abimizi, oldu benim için de. Evet, Zülfü abim için de çok büyük, güzel bir sürpriz oldu. Teşekkür ediyoruz Halis Yıldız abimize. O resim de Konya resmi. Öyle mi baktın? Konya resmi vardı orada. Ya ben de dikkat etmedim de Ahmet uyardı bana. Efendim hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nasılsınız efendim? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz efendim. Sanatçı konuklarıma soru sormanızı istesek ne sorardınız acaba? Ne geçer aklınızdan? Isparta'ya ne zaman geleceksiniz diye soracaktım. Nereye efendim? Isparta'ya. Siz Isparta'dan mı arıyorsunuz? Evet. Pardon, tam ben yarışmacı zannettim. Özür dileriz efendim. Efendim, yok, yarışma için de aradım ben zaten. Ha, ikisini de götüreyim diyorsunuz. Evet, tamam. O arada ikisini. Efendim 12'ye çeyrek kala program bitecek. İnşallah evet, yola çıkarlarsa sabah oradalar efendim. Biz bekleriz her zaman, zaten dayım gelmiyor uzun zamandır. Dayınız? Öyle bir buradan yeriniz sorarım mi dedik. Ya Isparta'dan abi arayalım. Tamam. Efendim isim neydi? Kevser Türk Özmen. Kevser Hanım, o zaman dayınıza torpil yapmadan bir soru sorun. Torpil yapmadan. Isparta'ya ne zaman geliyorsunuz, öyle sorular olmaz. Daha zor, daha kazık soru. Daha zor ne sorayım? Kazık soru olsun. Kazık sorular. Ne sorayım anne? Aşk hayatını sor. Bakınız Zülfü hocam aşk hayatını sorun özel diyor. Özel hayatıyla ilgili ne anlatabilecek bize yani? Söyleyebileceği bir şeyler var mı? Zaten özel hayat Konya'da... Hocam en özelini deşifre etti zaten. Bakma sansürlü anlattı ama biz yemedik. Anlatılmayan bölümleri tasavvur ettik kafamızda. Bilemeyeceğim artık o kadarını ben... Sordum sorumu, artık cevap bekliyorum. Evet, cevap bekliyorum. Neyi? Kevser ne sordun? En özelini anlatsın diyor. En özelimi mi? Aşk hayatı. Vallahi benim özelim... O ağlama sahnem vardı ya, hatırlıyor musun? Bahattin mi? Senin. Balkonda. Onu anlatır mısın balkonda? Evet. Siz Konya'da bayağı bir ağlamışsınız. Ya vallahi ya. Bir ay boyunca. Şimdi pişman oldum anlattığıma Bahattin'in evet, macerasını. Kevser Hanım merakla dinliyoruz. Evet. Balkona çıktınız ve neden ağladınız? Yok bunu? Ağlamadım. Yok ağladın Bahattin. Değil mi ağladı? Ya aşk hayatıyla ilgili bir şey. Hayır kesinlikle. Şimdi şey Kevser'cim. İyi geldin. Ne zaman şimdi... evleneceksin ben onu merak ediyorum. Ne zaman? Evleneceksin ne zaman? Vallahi. Ben önümüzdeki hafta izdivaç programı yapacağım. İnşallah kendisine uygun bir tane ben ayarlayacağım efendim. Tamam söz aldık. İnşallah bekliyorum. Bizim meslekte para yok. O diğer mesleğe geçeceğim ben. Şimdi aşk hayatını anlatabilirsin. Vallahi Kevser'cim çalışıyoruz. Televizyon programına başladık. Bu akşam da ilk çekim. Yani bugün ilk çekimimizi yaptık. Akşam az Zülfü Bey'in konuğu olduk. Özelimiz bu bizim. Başka özelimiz yok. Müzik. Şimdi, o zaman ya daha... Konya'da niye ağladın onu? Bir Konya'da söyle. Neden ağladınız? Bana da işaret ediyorsun. Yok abi. Şimdi... Bahattin düzgün otursan. Şimdi Konya'da ağlamadım aslında da. Ya ablacığım hayır, şunu Konya'nın söyleyeyim. Konya'nın ezanları çok güzel. Tabii tabii çok bir güzel. Saniye, abi, bir saniye abi. Doğru, şey doğru söylüyorum. Büyük ben. Konuşurken küçüğe... Ha, estağfurullah buyurun. Evet. Şimdi Konya'da çok güzel. Gerçi şimdi... biz tokuz ama yine de...
Şimdi sevgili dayıcığın yaralı ya. Yaralının anlamı manasını biliyorsun. O yüzden ağladı. Yaralı. Tamam, bu konuyu çok deşmeyelim o zaman. Allah Allah. Bak gözlerim doldu yine. Ah yavrum. Şimdi şey olabilir yani sonuçta. Aha gözleri doldu. Bakın abi yok abi. Allah Allah. Değerli hocam şöyle izah edin. Gençsiniz. Eyvallah. Yakışıklısınız. Estağfurullah. Bekarsınız. Eyvallah. Çok iyi bir sanatçısınız. Aşıksınız. Aşıksınız. Tabii yok, ki. Yok aşık değiliz. Tabii ki aşık olacaksınız. Yani, ya mutlaka. Tabii ki sevdikler. Ama yani yok. Şimdi açıklayayım mı olayı Zülfü abi gülüşmeler. Komplo bu bana komplo. Arada yapmam bir komplo. Gözlerinin içinden şimdi görüyorsun Konya'da değil mi adaş? Çok güzel ezan okurlar. Bilirsiniz. Doldu gözleri. Sabah ezanını bekler öyle sahurumuzu yapar yani, öyle uyurduk. Bizi kandırıyorsun biz. Değil mi? Ezan okunu çok hoşuma gitti. Duygulandım. Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. O da aşk. Allah aşkı o da yani. Tabii öyle, ki. Bütün yani, aşklar Allah aşkı. Ona saygımız aşkı. Var şimdi. Yani şimdi. Konya'da çok güzel ezan okurlar. Yani. Ama bu anlattığınızı Elazığ'da yemezler. Yani. Abi. Yani. Gördün mü? Vallahi ben bir şey demiyorum. Olabilir. İnsan. Efendim Kevser Hanım. Evet. Her sağlıklı erkek gibi dayınızın da aşk hayatı olmuş, birini sevmiş. Yok öyle bir şey. Alamamış. Bence bu acı çekmiş. Yok abi patlamasın. Ya. Efendim nasıl efendim? Ya. Uzatmayalım bana patlamasın sonra. Ya sana olsun. Patlarsa vallahi bana haber et ben de ona patlarım. Hadi bakalım. Şimdi buradan tamam. Bize selam gönderelim enişteme, tabii. Erol abime, ablama, Nurdan ablama. Ve şimdi onlar site halinde bizi izliyorlar. TEDAŞ orada, TEDAŞ evet. Personel olarak. Ve Ankara'da da Ulaştırma Bakanlığı'nın lojmanlarında şu anda full biz izleniyormuşuz. Çok güzel. İnternetten. Çok güzel. Öyle. Evet, herkese burada bizim selam, komşularımız da izliyor. Herkese yani buradan selamlar gönderiyoruz. Hem Ankara'ya hem Isparta'ya. Hem Ankara'ya hem Isparta'ya. Evet. Hem de vefasız yare. Evet. gönderiyoruz. Evet. Yaralı ya. Efendim yarışalım mı yoksa? Evet yarışalım. Ben onun için zaten metrede tutturuyorum. Dayım umurumda değil. Ben hediye için aradım diyorsunuz. Onu her zaman görüyoruz. Ben sizin için aradım. Az önce göremiyoruz diyordunuz hanımefendi. Isparta'ya gelmiyor ama sonuçta yani görüşüyoruz. Tamam. Bir numara söyleyiniz. 3 diyorum ben. 3 dediniz ve 3 numarayı hemen buradan açıyoruz. Ne? Evet, hediyenize bakıyorum Kevser Hanım. Allah gönlünüze göre verdi. Dayınıza bir eş çıktı efendim zaten içinden. Mutlu musunuz? Tabii. Anladım. Efendim hediyeniz burada kalsın. Kazandığınız hediye burada. Biz Ahmet hocamızdan dolayı. Hediye ne kazandım acaba? Öğrenebilir miyim? Efendim henüz bir şey kazanmış değilsiniz. Bir pazarlık yapalım pazarlık sizinle. Olur. Ahmet Hoca... Ahmet Hoca'dan dolayı aşık meşke girdik. Ben vallahi ya aklımızı dağıttınız. Yoksa sen de mi yaralısın? Yok bak. Zülfü abi de bu akşam şey Güdün abla gibi. O yaralı bu yaralı vallahi ya. Kevser Hanım pazarlık yapacağız size. evet. Isparta'ya Akademi Spor'dan Elazığ Spor forması gönderelim. Olur mu? Olur. YouTube parfüm gönderelim. Ha, olur o benim zaten amcam orada çalışıyordu. O zaman YouTube'u geri aldım amcanız göndersin parfümü. Evet çok gönderdi zaten. Tamam YouTube parfümü geri aldık. Ne yapalım? Tesettürlü müdür Kevser Hanım? Ben yok, teyzemlere armağan edeceğim de orada onlara yönelik bir şey olursa eğer. Anladım. Teyzenizi de tanımadığım için de hangisi yönelik de değil mi? Hayır, bilmeyeceğim. Teyzenizi tarpı olabilir, bluz olabilir. Teşettürlü. Bakınız size o zaman Eres Spor formasını mı geri alıyoruz? Yok, fark etmez olabilir yani. Anladım. O zaman desen eşarptan teyzenize bir eşarp verelim. Evet, teşekkürler. Eva Fashion mağazasından çok güzel bir bayan bluz verelim. Teşekkür ederim. Anladım. Ne versen teşekkür edeceksiniz. Ben siz her teşekkür ettikçe gaza gelip bir tane daha veriyoruz. Zarfı mı açalım, verdiğim hediyeleri mi alırsınız efendim? Ben hediyeleri alayım. Fazla ileriye gitmeyeyim, şansımı zorlamayayım. Dayınız evlenirse düğünde ne takarsınız? Vallahi bilemeyeceğim artık onu. Annemler tam altın düşünsün. Ya. Tam altın takarsın. Ya bilezik, değil mi? Artık ileriki bir zamanda evlenirse benim üniversite zamanımda artık bakarız bir şeyler. Yani paralı olursam diyorsun. Evet yani yoksa benim alanım değil annemler düşünsün. Ben siz iş güç sahibi olana kadar Ahmet hocam bekar mı kalsın? Öyle konuşuyor.
Efendim hediyenizi açıyoruz. Çeyrek aldım. Eşarp Sarayı'ndan şal vardı zarfınızda ama ben size daha fazla hediye verdim. Evet. İyi günlerde evet, kullanın çok efendim. Çok teşekkürler. Şimdi ben Zülfü Bey bir şey söylemek istiyorum da. Şimdi Zülfü abi böyle üstüme geldi de benim. Ben böyle bir hayır bir şey söyleyeceğim. Kardeşim, bir şey söyleyeceğim. Bahattin'in üstüne gittik. Bahattin'e gücendin bir şey dedi mi? Tamam. Şimdi ben böyle ezandan duygulandığım zaman Zülfü abi geldi bana dedi ki dedi sen yaran mı var? Dedim ki var dedi. Dedi gel o zaten özel konuşalım. Ya onu da söylemiyor. 1,5 saat teslim aldım ben. Bak bak. Neyse Sivas izlemiyorum. Sizin ev muhabbeti ya keyifliymiş. Var ya. Boş yer varsa bu Ramazan ben de geleyim abi. Gel. Güzeldi değil mi? Güzeldi vallahi sağ olsun. Şimdi şaka bir yana. Müzikle artık son 15 dakikayı evet. Müzikle geçirelim. İstiyoruz. Tabii siz nasıl uygun görürsünüz ama. Bana mı geldi? Zülfü abi sen oku. Bugün birbirimize Zülfü hocam bir aşk türküsü okuyalım ve Ahmet hocamızı armağan edelim. Yani aşk mısın? O zaman şey okuyalım. Arkadaş. eski türkülerde eskilerin sevdalıkları, hasretlikleri ne kadar güzelmiş. İkinci evet. Bölümde okuduğunuz türküde içine çüt elma koy birini. Tabii mendilim işliyor Allah güzel. Onu şimdi yapsak var ya. Düşünün sevgililer günü elmayı dişlediniz. Bıraktım. Kutuya koydunuz sevgilinize verdiniz. Kıyamet kopar ama eskiden o bile tabii hasretliği gidermek için aynen yetiyormuş. Bizim yani. Elazığ'da yaşayan şu anda. Siz daha bilirsiniz bu aşk meşiklerini. Şu anda şu anda Elazığ'da hayatta olan 90 yaşına yakın bir yaşı var. Bir amcayla görüştüm çantasının cüzdanından şöyle bir elma şeyi çıkardı. Elmanın hani sap kısmı. Evet. Dedi ki bu dedi 70 yıldır cüzdanımda 70 senedir dedi. Yani saklıyorum ben bunu. Maşallah. Cüzdan değiştiğim zaman cüzdanımı alırım dedi. Maşallah. Ta eşiyle evlenmeden önceki hatıra evet. Bir şekilde evet. Bir hatıra oldu. Ama tabii şimdi bu kadar önem vermiyoruz artık. Yani vermiyoruz gerçekten vermiyoruz. Yani evet. 70 yıl sapı taşıyacağımıza balkonda iki gözyaşı döküp olayı kapatıyoruz yani. Siz bu malzemeyi baştan verseydiniz biz 3 bölüm yüklenirdik ya. İftira. Ben bir şey demiyorum. Evet. Evet, ama gözlerinde dolmuştu yani. Yok abicim ya. Değil yorgunluktan mi? Ben. Şeyi okuyalım ya şu keklik gibi kanadımı süzmedim. Onu okuyalım birinden. İstek mi var? İstek varsa alalım Efendim, alnıma yazılmış bu kara yazı. Kader böyleymiş ağlarım bazen gönüle. Kader böyleymiş ağlar.
gönlüne. Üzücü bir olaydan bir iki cümle kapalı mı çok? Üzücü bir olaydan bahsedelim. Bugün biliyorsunuz Mardin'de büyük bir patlama gerçekleşti. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yani Elazığlı Karakoçanlı olan Assubay Coşkun Göl şehit oldu. Bunun bilgisini Allah rahmet eylesin. Evet, öğrendik. Çok da üzüldük. Şehidimizin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii bu şerefsizlerin de Allah belasını versin diyeceğiz. Yani bu yaptıkları Amin. Şerefsizliğin cezası yanlarına kalmayacaktır. Türk devletiyle, Türk bayrağıyla bu kadar kolay oynayamayacaklarını da belirtmek istiyorum. Tüm güvenlik güçlerimize, tüm askerlerimize, polislerimize bu kutsal mücadelede başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun. Amin. Elazığ'dan bir şehidimiz varmış. Evet. Mekanı cennet olsun diyelim. Evet, programımızın artık yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Güzel bir türkü de sizden rica edelim. Okey. Artık yani, öyle bir görürseniz. Haber, yani şimdi şehit haber aldıktan sonra da hareketli bir şeyle bitirmek istiyorduk evet, da bitirmeyelim. Evet. Şey yapalım o zaman ya programımız olmayan bir şey Kara Çadır ismi tutar güzel bir Yemen türküsü çok var güzel. Onu okuyalım çok onunla final olsun. Yapalım hadi. La Uşak Allah şu askere ömürler ver ey. Allah şu askere ömürler ver ey. Oy oy oy. Tezkeresini alıp geriye dön ey. Karlı dağlar ne olur, ne olur, ne olur, ne olur. Asker ağam gelse yarelerim, ey olur, ey olur. Ey yor Ana Yemen'dir gülü çemendir giden gelmiyor acep nedendir bu
burası huştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne işti. Etrafın dar olur, vay felek. Oğul kış gelir yaz gelmez diye gam yeme. Gönül her kışın sonunda bir bahar olur, vay felek. Oğul kış gelir yaz gelmez diye gam yeme. Oğul her kışın sonunda bir bahar olur, bir bahar olur. Kışlanın önünde sıra sögütler, yüzbaşı ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok acı bir haber aldık şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu acı haberden dolayı ben tekrar edeyim, Elazığlı Karakoçan'da astsubayımız Coşkun Göl Mardin'deki patlamada şehit düştü. Bu haberi alır almaz da değerli sanatçılarım, tabii sanatçı duyarlılığı var, Türk duyarlılığı var. Hemen ona yönelik eserlerle programımızın finalini yaptılar. Sayın Hocam, sizinle bu programda olmak gerçekten büyük bir keyifti. Aynı keyfi sizi ben daha de yakından aldım. Tanımak çok keyifliydi. Neler söylemek istersiniz? Aynı keyfi ben de aldım. Gerçekten çok güzel bir program yapıyorsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Zaman zaman denk geldi, böyle izlediğim oldu da. Tabii dışarıda olduğumuz için nasip oldu, katıldık. Ben de çok mutlu oldum sizlerle birlikte olmaktan. Kanal 23'e, sizlere, kamera arkasına, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beni buraya davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadığınız için, yorgun olmanıza rağmen gelip bizi şereflendirdiğiniz, onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ve değerli hocam, eyvallah. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Aslında bizi bugün burada buluşturan sizsiniz. Eyvallah. Değerli hocamla beraber bizleri, hepimizi buluşturan sizsiniz. Zaten çok başarılısınız ama buna rağmen sanat hayatınızda, yeni televizyon programınızda sonsuz başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Siz son olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi ben de Zülfü abim gibi aynı duygulardayım. Gerçekten ben de çok mutluyum programımıza katıldığım için. İnşallah sizleri de bizim etkinliklerimizde, programlarımızda İnşallah. Görmek isteriz. İnşallah. Sizlerin de bizi, ben zilli tefimi alıp geleceğim, söz veriyorum. Artık da espri de yapamıyoruz bu kötü haberden. Evet. Sonra
Allah şehidimize de tekrar rahmet eylesin inşallah. Bir de yaralı varmış, ona da acil şifalar diliyorum. Evet, yaralı şehit sayımız inşallah artmaz. Acil şifalar eylesin. Dediğim gibi çok güzel, çok keyifli program. Ben sizlerin huzurunda da tekrar Zülfü abiye teşekkür ediyorum. Çünkü yani Sivas'tan sırf programımız için çıktı geldi. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz kendisine. Açılış ilk programımıza geldi, şeref verdi. Zülfü abiye teşekkür ediyorum. Böyle espri yaptık, güldük. Tabii ki hepsi şakaydı. Tabii. Balkon özellikle balkonda. Hepsi şakaydı. Gerçekten evet. Şakaydı. Onu söyleyeyim de yani tabii, şimdi tabii. Bizi hani tanıyanlar, dinleyenler var. Tabii. O yüzden oraya gelmesin. Yok gerçekten yani şey finale şunu söyleyeceğim. Bu bir misillemeydi. Buradan ben bizleri yalnız bırakmayan Sayım abi içeride bizi izliyor. Sayım Namlu abime, Suat Erdalaş abime, Hasan Taydaş abime teşekkürler ediyorum. Bizi izleyen bizleri, bütün konuklara. Ve onun haricinde bizim yani bizimle burada bekledikleri için özel bir teşekkür ettik. Ve bizleri izleyen bütün Elazığ halkına, bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri izlesinler. Kötü şeyler yapmayacağız. Yapmıyoruz da sizler gibi. Çok kaliteli işler yapıyoruz. İnşallah. İzlemeye de devam edeceğiz. İnşallah. Pazartesi akşamları. İnşallah. Pazartesi. Kanal önümüzdeki hafta. Evet. Eyvallah. Efendim bizi onurlandırdılar, şereflendirdiler. Ahmet Yüce, değerli hocamız Ahmet Yüce ve Sayın Zülfü Demirtaş üstadımız programımızı şereflendirdiler. Eğer şu an bizi izliyorsanız ve yapmış olduğumuz ilk iki bölümü kaçırdıysanız bu gece saat 2'de tekrarı var. Yarın yani pazar günü öğleden sonra bir kez daha bu programın tekrarını izleyebilirsiniz. Değerli müşteri arkadaşlarım, çok teşekkür ediyorum sizlere. Sizleri de yürekten kutluyoruz, alkışlıyoruz. Evet, şehit haberimizle bir kez daha yüreğimiz yaralandı. Bir kez daha üzüldük. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz ve bu haftaki, bu akşamki programımızı Ne Mutlu Türk'üm diye kapatıyoruz efendim. Görüşmek üzere, Allah'a ısmarladık.